Merhaba Çiftçi TV izleyicileri. Bugün Manisa Demirci Çanakçı Mahallesi'nde gördüğünüz gibi önünde de bulunduğumuz kestane ağaçlarının çekimini yapacağız. Bugün kestane tarımını size anlatacağız. Öncelikle programımıza başlamadan önce geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana gelen depremden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmetler diliyoruz. Allah ülkemize, vatanımıza ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın diyoruz. Değerli izleyicilerimiz, kış sofralarımızın yine vazgeçilmez olan kestane tarım hakkında değerli üreticilerimizden bilgiler alıp sizlere değerli bilgiler vermeye çalışacağız. İçinde bulunduğumuz bahçe sahibiyle konuşmamıza başlayacağız. Şevket amca hoş geldin. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Demirci Çanakçı Mahallesi'nde doğumlu, Demirci nüfusuna kayıtlı, 1948 doğumlu Şevket Sevim. Şevket amcacığım, şimdi içinde bulunduğumuz bahçe çok güzel. Evet. Öncelikle köyümüzde ne zamandan beri kestane yetiştiriciliği yapılıyor? Siz bu bahçeyi nasıl kurdunuz? Hangi çeşitleri kurdunuz? Bu konularda üreticilerimize bilgiler verelim. Sizden bu kestane tarımı hakkında bir söyleşi tarzında bilgiler alalım. Ben bu kestane bahçesini 2011 yılında hazırlık safhasında başladık. 2011 yılından bu tarafa hala mücadelesini devam ediyoruz. Biz bunu fidanını kara kestane olarak getirdik. Fakat kendimiz aşıladık. Buranın içerisinde sarı kestane ve ışıklar siyah aşı olmak üzere 3 çeşit aşı mevcuttur bunun içerisinde. Bu aşılar 2011 yılından sonra 4 yıl aşılamadık. 4 yıldan sonrası bunu aşıladık. 2015 yıllarında tahmin ederim 5-6 yıllık bunların içerisinde her sene tutan tutmayan oluyor. Tutan tutmayan olduğu zaman da biz bunu ilaveten tutmayanları her sene aşı yapıyoruz. Ama sonunu getirdik Allah'ın izniyle. Şu anda burada aşılanmadık aşı belki kalmadı desen yeri var. Ama belki de 78'en olabilir. Burada 700'ün üzerinde fidan var burada. Kaç dönüm Şevket amca bahçemiz? Bahçe 45 dönüm, 4,5 hektar. Bunun 22 dönümü benim adıma tapılı. 23 dönümü de 49 yılında ormandan kiralık vasıtasıyla biz bunu temin ettik. O yönden biz bunu 45 yıl kullanacağız. 45 yıl sonra devlet ne derse biz ona hazırız ve yapacak bir şeyimiz de yok yani. İnşallah 45 yıl sonrasını torunlarınıza, nesillerinize bırakacağız. İşte ona zaman kendini gösterecek. Evet. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Bizim sözleşmemiz o şekil. 45 artı bir de 30 yıl, 79 yıl toplamı. Bizim sözleşmemizde yazan bu. Bahçe sahibi olduğunuz açıkçası. Onu bilemiyorum. Şevket amca, dikim mesafesi kaç? Kestaneler biliyorsunuz büyük ağaçlar. Ben teknik konularda üreticilerimize bilgiler vereceğim ama siz burada kestaneyi dikerken dikim mesafesini kaç ayarladınız? Kaç tane tozlayıcı çeşit kullandınız? Bahçemizde dikim mesafesi buna proje 10 olarak istedi. İki ağaç arasını. Ben de burası kırsal olduğundan dolayı 8 metreye düşürttüm. Şu anda bu mesafelerin arası 8-8. Çok güzel. Artı tozlayıcı olarak sarı aşı ve ışıklar bir de simav sarı diye bunun projesi bu şekilde. Fakat 8'en 9'en tane tozlayıcı kullandık. 700 ağacı 700. 10'da bir civarında. İşte bu kadar kullandık. Tabii bunların arasında o seneden beri tutmayanlar oldu, bozuldu. Bundan sonra bunların arasında tutmayanlar var. Bunu o siyah aşıdan tozlayıcı olarak yani düşünüyorum. Bu kalanları da içinde 40 tane mi çıkar, 50 tane mi çıkar bilmiyorum. Bunları ben tozlayıcı olarak kullanacağım bundan sonra kısmet olursa. O şekilde bir program yapmaya düşünüyorum yani. Şimdi Şevket amcamız, değerli izleyicilerimiz, bahçenin ilk kuruluşundan bir giriş yaparak şu ana kadar bize çok güzel bilgiler verdi. Ben de size Şevket amcama ek olarak şöyle söylemek istiyorum. Konuşmamızın başında
Kestane ağaçlarını Şevket amcamız getiriyor, yani yoz olarak getiriyor. Onları 4 yıl belli bir kalınlığa ulaştırıp ondan sonra üzerine aşı yaparak bahçemizi bugüne kadar getiriyor. Peki Şevket amca, şurada şu soruyu sormak istiyorum. Üreticilerimizin de bilgi alması adına. Şimdi hem aşılısı satılıyor kestanenin, hem de yoz olarak satılıyor. Siz burada yoz alıp aşılamak yerine aşılı kestane dikmemenizin bir sebebi var mı? Bunu neye istinaden yaptınız? Ben burada aşılı kestane diktim. Evet. Fakat 35 tane aşılı özel kestane aldım geldim tutmayanların yerine. 35 tane aşıdan 5 tane ancak tutturabildim. Evet. Bu aşılıyı ben tutturamadım. Nedendir? Yani tutma sıkıntı. Neden? Sıkıntı. Evet. Sıkıntı ne olduğunu anlayamadım. Ondan sonra her yerinde kuruyan veya noksan kalanına sade yoz olarak dikmeye çalıştım. Ki o 35 aşının içerisinde 5 tane kaldı. Onlar da evet güzel. Aşılılar güzel ama yalnız problem. Buradaki problemin ne olduğunu tam manasını da bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Peki yani gelen fidanlar sağlıklıydı, herhangi bir hastalık veya buna benzer biliyorsunuz kestanede hastalıkları da konuşacağız bugün, zararlıları da konuşacağız ama yani bu aşılı kestane ile aşısız kestaneyi tercih etmenizin sebebi tutturamamanız. Tutturamamamızın yani, sebebi. Ama yoz olarak diktiğiniz kestanelerde kurma olayıyla karşılaşmadık. Karşılaşmadık ama. Daha sağlıklı oldu. Evet, daha sağlıklı. Fakat evet. Öbürkü sağlıksız, tutturamadık. Hatta suladığım halde yine tutturamadık. Yani, bahçemiz kaç yaşında Şevket amcacığım? 2011'den 10 yaş oluyor işte. 10 yaşında. Bu tabii alttaki kestane ağacının yoz kısmı 4 yaşında kabul edersek 15 üstündeki aşı kısmı 7 senelik. 7 senelik değil evet. mi? Yani ortalama şimdi değerli izleyicilerimiz arkamızdaki kestane ağacımızın ilk dikiminden yaşını 11 kabul ediyoruz ama aşı yaşı 7 yaşında. Gayet de güzel bir bahçe kurmuş. Çok güzel emekler vermiş. Kestane ağacı çok değerli bir ağaç. Kışın sofralarımızda çok fazla tüketiyoruz bu ağacı meyveyi. Kestanenin meyvesini. Kestane Şevket amcacığım gerçekten haşlamasıyla değişik tatlısıyla işte sobalarımızda vesaire değişik şekilde tüketiliyor. Evet. Bu bölgede hemen hemen kestane çok yoğun. Kestane iklim seçiyor. İklime evet. Her yerde kestane evet, yetişmiyor. Evet. İçinde bulunduğumuz rakım nedir? Şu anda tarlanın içerisinde bizim dolaşıp ağaçlara baktığımız rakam 1000. 1000 civarında. Buradan aşağı bu tarlanın bahçenin uzunlaması 500 metreye gidiyor. Evet. Uzunlaması. Evet. 500 metre varıncaya kadar bu 950'ye düşüyor rakam. Son programda gösterdiğimiz gibi 950'ye düşüyor. Bu 950 rakamına göre ortalama ne diyor? 975. Çok güzel. Şimdi ben de burada değerli izleyicilerimize izninle Şevket amca şöyle bir bilgi vereyim. Kestane tarımı herkes tarafından yapılmıyor. Çünkü iklim seçtiği için kestane olan yerlerde tarım yapılabiliyor. Bundan dolayı kestane tarımına gönül verecekler. Bir kere kestanenin toprak isteği çok önemli. İklimi çok önemli. Kestane kazık köklü bir bitki olduğu için böyle bizim yöremizde tabirle kayransı toprak, ağır killi olmayan ve toprak tabanı oldukça derin toprak yapısına sahip olan taşlı olması çok önemli değil. Orman ağacı aslında kestane ağacı. Bu yörelere tercih edilmesi bizim için çok önemli. Hatta şöyle önemli bir nokta da var Şevket amca. Kestaneyi böyle yamaç yerlerde yani iklimin istediği yamaç yerlere yaptığımızda erozyonu da önleyen çok önemli bir ağaç. Şimdi tarihsel geçmişini de şöyle anlatmak gerekirse kestane ağacının hemen hemen literatürlerle alınmış bilgisi 4000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Çok eski tarihlerde insanlar kestane ağacını ekmek ağacı diyorlarmış. Yani bazı literatürlerde Alpler bölgesinde 4 ay 5 ay kestaneden insanların geçim sağladığını, oradan dünyaya yayıldığını bizim bölgemizde de yani şu an içinde bulunduğumuz Çanakçı Mahallesi olsun ve bu dağ havzası olsun burada çok güzel kestane ağaçları hem kuzey tarafında hem güney tarafında ne yapıyor? Kestane yetişiyor. Kestanelerin de
Hem uzun ömürlü ağaçlar olması, konuşacağız ve o ağaçlara da göstereceğiz. Bölgede, yani bu bölgede sizin söylemenizle ve ben de gördüm ağaçları, 1000 belki de 2000 yaşında kestane ağaçları hala verim vermekte, değil mi? Evet, evet. Şevket amca, yani elbette. Bunlar belki sizin babalarınız, dedeleriniz zamanında, sizin çocukluğunuz zamanınızda da vardı. Daha fazlası, yani yaşıyla ilgili bir net bilgi var mı bu ara? Şimdi benim yaşım 72-73, belki 75, bilmiyorum. Evet. Ben 1948 doğumluyum. Evet, Allah uzun ömür versin. Şimdi şöyle bir durma, bazı kestaneler var, şimdi büyük kestaneler. Ben 70 yaşından beri böyle gördüm, böyle biliyorum. Hiç değişmedi. Bundan öncesinin durumunu bilmiyoruz. Yani tabii sizin büyükleriniz... Aynı şekilde gördük yani, hep, 70 hep senelik. 70 senedir aynı şekilde. Hadi onu sayma, 60 sene. 60 evet. Senelik biz bu ağaçları böyle gördük, böyle biliyoruz. Bununla yani bilmiyorum ama sonradan geri bazı hastalıklardan dolayı ömrünü mü yitirdi yoksa ihtiyarlığından dolayı bazı büyük ağaçlar kurumaya başladı. Tabii onu da konuşacağız. Kurumaya başlayınca kadar bazı demirciden, ziraat odalarından, ziraat dairelerinden bilim kişileri geldi, bunları kontrol etti. Fakat bir neticeye bağlanılmadı. Evet. Bağlayamadığı için o eski ağaçlar yok olma zamanına geldi. Eski ağaçlar kalmadı. Aslında 1000 yaşında, 2000 yaşındaki Şevket amca, tabii bazı hastalıklardan, artık ömrünü tamamlaması, nasıl etkenlerden dolayı bu ağaçlar kurumaya yüz tuttu. Aslında bununla ilgili güzel bir araştırma yapılsa çok iyi olacak ama benim gözlemlerim sonucunda bu kestane ağaçlarında, tabii bunu konuşmalarımızda yapacağız. Kestane kanseri, mürekkep hastalığı veya işte ağaç kızıl kurdu gibi bazı zararlardan da bu ağaçlar ne yapıyor? Zarar görerek artık ömrünü yitiriyor. Aslında biraz da ağaçların büyük de olsa bakımını biraz daha ciddi yapmak gerekiyor. Bu da bu ağaçların ömrüne etki ediyor olabilir. Tabii bunu tespit etmek, incelemek lazım Şevket amcacığım. Şimdi ondan önceki zamanlarda bizim ihtiyarlarımız ve öne gelenlerimiz derlerdi ki kestaneye dikin, garga dikimi derlerdi buna bizim evet. ihtiyarlar. Ağaç dikmeyin falan. Artı sulamayın. Sulandı ağaç kestane. Bu sulandığı evet. zaman da olmaz. Bu sene ben buna damlama sulama verdim. Ağaçların sürümleri evet. yani kendi yani dal atmaları gelişimi çok hızlandı. Gelişimini çok hızlandırdı. Artı başının verimi de bir değişti. Evet. Ama bundan sonra yapacak olan arkadaşlara tavsiye ederim. İlla su istemiyormuş deyip de sakın yanılmasınlar. Suyu imkanı varsa sulamaya çalışsınlar, damlama sulamalardan. Evet. Faydasını ben çok gördüm. Herkesi de göreceğini tahmin ediyorum. Çok güzel bir noktaya değindin Şevket amcacığım. Ben de hem genel bir bilgi olsun niteliğiyle şöyle söyleyeyim. Kestane ağacı biliyorsunuz Haziran ayında çiçeklenme evet. bölgemizde yapıyor. Tabii bu kestanenin o yılki verimine etki eden en büyük unsur aslında ilkbahardaki yağan yağmurlar. Tabii biz kestanenin çiçeklenme döneminde aşırı yağış istemiyoruz. Çünkü tozlamayı, o döllenme olayına biraz zarar veriyor. Ama özellikle Nisan ve Mayıs ayındaki yağışlar o dönemdeki kestanenin, hatta o dönemdeki iklimin, işte kışın soğuk geçmesi, sıcak geçmesi kestanenin çiçeklenmesine etki ediyor. Eğer Nisan ve Mayıs aylarında güzel yağış alırsa bu bölge, sizin kestanenizdeki verimin aslında tespit etmişsinizdir, arttığını görürsünüz. O da sulama açısından sizin de değindiğiniz gibi kestane ağacının suladığınız zaman, tabii burada sulamayı da bilinçli yapmak gerekiyor. Çünkü ağır bünyeli topraklara zaten biz kestane dikimini tavsiye etmiyoruz. Toprak geçirgen olmalı, kayran olmalı, toprak tabanından kazı köklü olduğu için aşağıya kadar gidebilmeli. Bu da çok önemli değerli izleyicilerimiz. O yüzden kestanede şu avantajımız da var. Haziran ayında çiçeklendiği için ilkbahar erken donları veya geç donlarından herhangi bir zarar görmeyen bir ağaç. O evet, da bizim için bir ağaç. Doğru, tamam. Don görmüyor. Evet, Şevket amcacığım bu konuda şimdi sulamanız iyi. Ben Temmuz'un 15'inden sonra başladım. Temmuz, Ağustos, Eylül'ün 15'inde bitirdim. Sulamayı kestim. Sulamayı kestim. Evet. Eğer ki daha su vermiş olsaydım ağaç tekrar sürgüne geçiyor. Evet. Yani bu sulamayı o yönden kestim. Şimdi o sulamalardan dolayı tekrar bazı ağaçların başlarında yeni doğmuş kestane şeyler var. Kozalaklar. Kozalaklar var.
Eylül ayından, hatta Eylül'ün birinden itibaren buna su verilmemesini tavsiye ederim. Çok güzel. Şevket amcacığım, şu konuda da senden bir bilgi alayım. Bahçeyi çok güzel hazırlamışsın. Çok güzel erkek dişi uyumunu, çeşitleri seçmişsin. Kestanenin de burada değerli üreticilerimiz kuracak olanlara tavsiye niteliğinde olsun. Mutlaka tozlayıcı çeşit istiyor. Yani çiçek yapısı monoik dediğimiz. Şimdi, kendine kısır, kendine verimli değil. Ama yeni belki ıslah çalışmalarıyla, seleksiyon çalışmalarıyla belki kendine verimli çeşitler çıkmıştır veya çıkarılacaktır ileriki dönemlerde ama... Bu bahçede kestanelerimize işte gübreleme yapıyoruz. Ne gibi gübreler kullandık? Şimdi, damlama sulamayla mı verdin gübrelemeyi yoksa kışın gübreleme yaptın mı? Bunun damlama sulamayla bu sene veremedim. Ama evet, önümüzdeki sene düşünüyorum kısmet olursa. Evet. Bizim buranın toprak yapısı azot yetersizliği var. Evet. Bunun proje içerisinde ben analizinde bu sene ben buna azot verdim. Evet. 21'lik azot verdim. Evet. Bu sene ağaçlarda hastalık veya kök kurdu görmedim. Görmedim. Yılda ben bunu çok yaşıyordum. Azot yetersizliği olduğundan dolayı herkes bahçesine tahlil yaptırmasını tavsiye ederim. Çok güzel Şevket amca. Biz de her programımızda söyledik zaten. Sizin de söylemeniz çok güzel oldu. Bu toprağın artı, ne istediğini buyurun. Artı ilaç olarak kullandığım yapmış olduğum güllece bulamacı. Evet. Güllece. Şimdi ben bunu hasat zamanından sonra gülleceyi açacağım. Genelde dip kısımlarından hastalık yapıyor. Dibinden dallara kadar. Evet. Bunu çok önemli atacağım. Bu sene, geçen sene ben baharın ve güzün iki sefer bunu kullandım. Bu sene bunun hastalığı ben görmedim. Şevket amcacığım çok teşekkür ediyorum. Gülleci bulamacını da değerli izleyicilerimiz belki bilmeyebilir. Ben kısaca hemen şöyle bilgi vereyim. Kireç ve kükürtün belli oranlarda karıştırılıp kaynatılarak elde edilen kalsiyum polisülfür dediğimiz bir sıvı meydana geliyor. Bu kalsiyum polisülfür suda seyreltilerek işte belli oranlarda suya katılarak ağaçlara atılıyor. Ve o ağaçlardaki mantar hastalıklara karşı ve özellikle yaprak bitiği, emposka dediğimiz yaprak piresine karşı, kırmızı örümceklere karşı etkili olduğunu görüyoruz. Bu da çok güzel sizin açınızdan Şevket amcacığım. Şimdi bir önceki sene ben bunun göktaş diyoruz biz onu ya. Evet. Göktaş kullandım. Evet. Geçen sene de bunu kullandım. Bir önceki sene kullandığımla bu seneki kullandığım çok farklı geldi bana. Demek ki gülleciyi tavsiye etmemizde fayda var. Şevket amcacığım, buraya kadar verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Bir de İbrahim abimizle konuşalım. Tamam, konuşalım. İbrahim abimizle de kestane konusunda ondan da değerli bilgiler alalım. Evet. Sizin vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza renk kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz de sizin buraya kadar gelip bizim bahçemizi incelediğiniz ve çekim yaptığınız, her tarafa duyurduğunuz için biz de sizden teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Biz her zaman çiftçinin yanındayız. Tamam. Çiftçi TV ailesi olarak. Ama amacımız üretmek. Biz sizden bilgi ediniriz. Siz de bizim bildiklerimizden bunu faydalanır, vatandaşa aktarmakta fayda çok teşekkür var. Ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, Şevket amcamızdan çok güzel bilgiler aldık. Kısa bir araya giriyoruz. Aradan sonra tekrar görüşmek üzere. Değerli izleyicilerimiz, Maksat Üretmek programında kestaneyi konuşuyoruz. Şimdi de yanımızda İbrahim abimiz var. İbrahim abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsınız? Bizler deyiz İbrahim abi. İbrahim abi, bölgemiz kestane yetiştiriyor. Evet. İçinde bulunduğumuz dönem hasat dönemi. Evet. Şimdi bu dönemde değerli izleyicilerimize de bilgi olması niteliğiyle, şimdi kestane hasatının geldiğini biz nereden anlarız? Biz ağaca baktık. Bu ağacın içerisinde veya bu ağaçlarda kestane hasadı nasıl tespit edilir? Kestane hasatı nasıl belirlenir? Kestaneler kozalara sarılmaya başla ve ağızlarını aça ve o zaman silkme zamanı gelmiş demektir. Siz burada tabii bunları bir ağacın üzerinde 3-5 tane sararmaya başladığında mı yoksa hemen yok, hemen hepsini sararması lazım? Aşağı yukarı çoğunu sararması lazım. Çoğunun sararması evet, lazım. Ondan sonra hasat işlemlerini başlatıyorsunuz. Başlatıyoruz. Burada hasat işlemleri ne kadar sürüyor İbrahim abi? 10-15 gün süre. 10-15 gün evet, boyunca. Önce erkencilere. Evet.
Evet, ondan sonra 2-3 boy kestane var. 4 asa 4-5 çeşit olanlar var. Evet. Çok güzel İbrahim abi. O zaman ben şurada bir bilgi vereyim. Bilinen 13 türü var kestanenin. Kitaplarda, literatürlerde yine bu bilgiler veriliyor. Bilinen 13 türünün tabii farklı türleri ve cinsleri bölgemizde mevcut. Evet. Sizde de yine Şevket amcamın saydığı çeşitlerden mi kurulu bahçemiz? Evet, aynen. Bir de çok eski dededen atadan kalma kestane ağaçlarınız var mı? Var, kara kestane de var. O kestaneler erken mi açıyor, geç mi açıyor? Bunlar da erken açıyor. Bunlardan evet aşılama yapıyoruz, fidan yetiştiriyoruz. Burada kendi fidanınızı da kendiniz yetiştiriyorsunuz değil mi? Evet. Onları da götürüp dağlara, tarlalara dikim yapıyorsunuz. Çok güzel İbrahim abi. Peki bu sene ne kadar hasılat bekliyoruz? Ağaçlarımızdaki verim durumu Nasıl? Bu sene sıcak olduğundan yine de normaldi. Fazla değilse iyiydi yine. Yani verimde bir geçen yıla göre düşüş var mı? Var, biraz düşüş var. Çekilmeye kestaneler daha sıcaktan. Sıcaktan da yine önemli bir noktayı konuştuk. Çünkü kestane iklim seçiyor dedik. Doğru. Yılların ve iklimlerin sıcak gitmesi kestane verim üzerine çok etki ediyor. Doğru konuşuyor. Evet. Bu konuda İbrahim abi bizim ilkbahar dönemlerinde özellikle yağışın ve havanın biraz daha serin gitmesini istiyor. Kestane çünkü bu açıdan çok önemli bir ağaç. Doğru, rutubet seviyor. Rutubeti ve nemi çok seviyor. Evet. Çok önemli bir nokta. O yüzden tabii her tarafta da Şevket amcam gibi damlama sulama yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Bu da kestanenin bulunduğu alanda o coğrafya içerisinde sıcaklıkların yükselmesi kestanenin kozalıkların içerisinde ne yapıyor? Olgunlaşmamasını veya o kestanenin... Ufak kalmış oluyor, çekilmiyor. Evet, bu da, bunu da görüyorsunuz. Tabii. Şimdi kestaneyi topladık. Neyle topluyoruz? Toplama işlemlerinde sırık mı kullanıyoruz? Evet, sırık kullanıyoruz. Sırıkla kullanıyorsunuz. Çok büyük ağaçlar var. Kestane ağacı 20-25 metre boylanıyor. Evet. Tabii burada da dikkatli bir şekilde üreticilerimiz sağlığında dikkat etmek zorundalar. Tabii, doğru. Çünkü çırparken kazalar da meydana geliyor. Evet. Şimdi biz bunu çırptık. Evet. Kozalakları yere düşürdük. Bundan sonraki ne gibi işlemler yapıyoruz? Eldivenle topluyoruz. Evet. Evet. Seleye katıyoruz ve balyelere dolduruyoruz. Evet. Traktörü yüklüyoruz, köve getiriyoruz. Daha sonra yaptığınız işlemler nelerdi? Köye getirdiniz. Evet. Daha sonra biz guzluk deriz. Evet. Oraya katarız, üstüne relti dediğimiz şey. Relti atarız, ıslarız suyla. Evet. Ve o 15 gün, bir ay duruşu olur. Şimdi açalım burayı. Evet. Yani şimdi burası önemli bir nokta. Evet. Şimdi kestaneyi topladık. Güzel. Evet. Evet. Evin önüne getirdik. Eve götürdünüz. Evet. Şimdi eve koyduğunuz yer tabanı toprak mı, beton mu? Naylon, altına naylon koyuyoruz, toprak. Toprak koyuyorsunuz. Üstüne altına naylon atıyoruz. Evet. Üstüne kestaneyi döküyoruz. Kestaneyi kozalaklarıyla beraber döküyorsunuz. Evet, kozalaklarıyla beraber, evet. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra üzerine eğrelti otunun yapraklarından. Evet, aynen. Veya başka bir bitkinin yaprağı olur mu? İlla eğrelti otu mu? Bizde ekseri eğrelti atılır. Eğrelti ot atılır. Ve üstüne su veririz. Nemlendiriyoruz. Evet, bir iki defa su veririz. O aynı turşu gibi böyle iş olur. Üstü çürüme yapar işiz kozala. Evet. Kendi haline çıkar, güzel olur. Çok güzel. Şimdi İbrahim abi bunun da ismi kürleme aslında. Biz buna kürleme diyoruz. Evet. Eğer siz bu kestaneleri toplayıp götürüp serip kuzuluk dediğiniz olay. Evet. Eğrelti otunun üzerine koyup nemli koyduğunuzda aslında kestanenin içinde de olgunlaşmasını sağlıyorsunuz değil mi? Tabii sağlıyor. Renk veriyor. Renk veriyor ve aroma. Evet. Ve lezzetini de aslında daha burada kazanıyor oluyor. Değil tabii, mi? Doğru. Çok güzel. Yani İbrahim abi bu işlemi belki değerli izleyicilerimiz duymamıştır. Bilenler zaten yetiştirenler mutlaka bunu çok iyi biliyor. Kuzuluk da aşağı yukarı bir ay kalıyor. Evet, bir ay kalıyor. Bundan sonra kestaneleri pazara sunuyorsunuz. Pazara sunuyoruz. Eğer bu işlemi yapmazsanız bu kestanenin ömrü kısa olur değil kısa mi? Olur, eğer tabii. Topladınız yani o 3 ay 5 ay aslında o kuzulukta veya kürleme dediğimiz işlemi yaptığınız için kestaneleri aslında ne yapıyoruz? Yaza doğru belki ilkbahara doğru piyasada görebiliyoruz. Eğer bu işlemi yapmazsak. Evet. Oldu mu 5-6 ay kalsın bir şey olmuyor şeyden. Hiçbir şey olmuyor değil mi? Olmuyor, ne kadar güzel. Tabii. Yani İbrahim abi yetiştiricilikte yapılan çok güzel işlemler var. Yani kestane tarımında eğer siz bu kuzuluk işlemini yapmamış olursanız veya kürleme diyeyim bu işlemi yapmamış olsaydınız kestanelerinizin bir an önce pazara sunmanız tabii gerekiyordu. Ama bu işlemi yapmanız ne yapıyor? Kestanenizin çok rahat bir şekilde pazara sunulması ve bizim sofralarımıza gelen bu kestanelerin de aroma ve lezzetinin aslında hem tabii iklimin, toprağın, çeşidin de etkisi var ama aslında yapılan bu işlemler veriyor. Evet, bu da çok güzel bir şey. Çok güzel. Bu açıdan da
Değerli izleyicilerimiz, kestane yetiştiriciliğine gönül verecek olanlar mutlaka bunları öğrenecekler, bunları zaman içerisinde uygulayacaklar. Geçen sene fiyat neydi İbrahim abi? Bu sene fiyatlar ne kestane konusunda? Geçen sene de iyiydi fiyatlar. Bu sene de yine 20'den aşağı yok. 20, 18, 15 varalarda gidiyor. Bir soru daha sorayım İbrahim abi. Evet. Boylandırma yapıyor musunuz? Yani bir kestane ağacının içinden, kozalakların içerisinden hep aynı boy kestane çıkmaz. Tabii çeşitler de farklı. Tabii. Yani işte sınıf, sınıf A çeşidini ayırdık, aynen, B çeşidini aynen. Sınıf sınıf ayırıyorsunuz. Üç sınıf yapıyoruz. Küçüğü, orta, bir... İrisi, büyük olarak. Büyük bunları olarak. Makinesin var elle. Hayır, elle ayırıyoruz. Elle makinemiz ayırıyorsunuz. Yok taşı durumda. Yani ortalama köyümüzde peki kestane yetiştiriciliği çok işle yapılıyor evet. Ama tahmini üretim nedir? Yani ya, ne kadar tonajımız var? Yıldan yıla fazlalaşıyor. Yıldan yıla 50 fazlalaşıyor. Ton mesela 30 ton, 40 ton, 100 ton da çıkacak böyle ileride giden gittikçe. İnşallah. O zaman bizim şu an bu yıl beklentimiz bir 50 ton, evet, 60 olur. Ton evet. Sadece bu evet, köyümüzde evet, var. Bizim bölgemizde yaklaşık 10-15. Daha fazla da olabilir yani. Belki fazla da tabii. Olabilir. Dediğiniz gibi hasat sonrasında zaten belli olacak. Tabii. İnşallah İbrahim abi kestane üretimimizin artmasını biz de istiyoruz. İnşallah. Neden derseniz şöyle bir olay var. Yani kestane gerçekten bizim sağlık açısından da tüketmemiz gereken evet. Ama kontrollü tüketmemiz gereken bir bitki. Evet. Çünkü meyve. Çünkü aşırı tüketimlerde bu sefer vücuda şeker hastalarının evet. Özellikle dikkat etmesi lazım. Şekerini yükselten bir bitki. Güçlü bir meyvesi var. Değerli izleyicilerimiz, not olarak söylüyorum. Hiçbir kimyasalın hemen hemen kullanılmadığı bir yöre aslında bu yöre. Tabii kısmi bazı zararlara karşı küçük cüzi işlemler yapılıyor. Yani bunu mutlaka yapmak zorundayız ama bu bölgede yapılan bu iklimde 1000 rakamında 1200 rakamında yani burada 850 ile 1200 rakamı arasında hatta 1300 rakamına kadar kestane yetiştirilen bir bölge bu bölge. Buradaki yetişen kestanelerin hem doğal iklim bitki örtüsüne sahip bir bölge olması ve yapılan daha az kimyasal ve gübreleme işlemlerinden dolayı aslında çok doğal bir ürün yetiştiriyoruz. Evet. Çok da doğal bir ürünü soframızda tüketebiliyoruz. Evet. İbrahim abicim size de çok teşekkür ediyorum. Özellikle vermiş olduğunuz bilgiler için. Son olarak üreticilerimize siz neler söylemek istersiniz? Daha çok üretmemizi istiyorum. Sen de dikiyorsun değil mi? Devam tabii ediyorum. Tabii devam yani. Üretiyorum. 2-3 tane bende de var. 300 tane falan var. 300 tane daha yeni daha dikeceksin. Yeni, evet yeni yaptım daha gidiyor daha yukarı yapacağım. İbrahim abi o zaman sloganımız maksadımız üretmek. Evet üretmek. Yani üretmeye devam edeceğiz. Evet. Yani değerli üreticilerimiz İbrahim abimiz de söyledi. Üretmek, dikmek, ekmek bizim görevimiz ve bunu yapmak zorundayız. Çünkü evet. Milli ekonominin en büyük temeli tarımdır. Ve biz bu tarımı bırakmamalıyız. Ne kadar zor şartlarda da olsa her koşulda bu coğrafyalarda bu zorlu koşullarda bile tarım yapmalıyız. Yapmaya da devam etmeliyiz. O yüzden size çok teşekkür ben ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz İbrahim abimizden çok güzel bilgiler aldık. Şimdi de kestane zararları ve hastalıkları konusunda da Ramazan abimizden güzel bilgiler alıp siz değerli izleyicilerimize aktaracağız. Ramazan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyalım. Ben Manisa Demirci Çanakçı Mahallesi'nden Ramazan Şenol. Bir kestane üreticisiyim ben aynı zamanda. Biz bu ara kestane hastalıklarını, burada bizim bildiğimiz 3 çeşit kestane hastalıkları olduğunu anlatmaya çalışacağız. Üreticilere faydalı olabilirsek ne mutlu bize tabii mutlaka ki. Mutlaka olacağız Ramazan abi. Öncelikle sizin de kestaneleriniz var, üreticisiniz. Var, üreticiyim sizin ben sizin kaç aynı. Ağacınız var Ramazan abi? Tahminim 200-300 civarında bizim de var. Yine yaşları büyük ağaçlar. Benim çok yaşlı ağaçlarım da var. Genç ağaçlarım da var yeni yetişen. Evet. Yeni yeni sahalar da yapıyoruz tabii bu arada. Kestane alanları açıp çoğaltmaya tabii, devam tabii alanları ediyoruz. Çoğaltmaya devam ediyoruz. Ramazan abi şimdi hastalıkları konuşacağız. Evet. Şimdi o yetiştirici kısmında hem İbrahim abiden hem Şevket amcadan bilgiler aldık ama. Evet. Şimdi kestane de bizim aslında en önemli yetiştiricilikteki en önemli konulardan bir tanesi hastalık ve zararlıları. Evet. Çünkü ciddi anlamda üreticilerimizin eksiği var. Evet. Tabii yetiştirici olarak siz de bu eksiklerinizi hem yetiştirirken hem uzmanlara danışarak mutlaka öğreniyorsunuz. En çok karşılaştığımız zararlı veya hastalık bölgemizde nedir? Ne gibi önlemler alıyoruz? Neler yapıyoruz? Bu konuda bilgiler alalım sizden. Burada en büyük hastalıkların bir tanesi kestane kanseri. Evet. Dal kanseri var bir de. Bir evet. De mürekkep hastalığı var. Bunun dışında zararlı olarak ne görüyoruz? Bunda bir belinde zararlı olarak bir gurt var bu ağacın. Evet. Gurt bele girdiği anda evet. Bu yiyor bitiriyor. Bunu ilaç milaç bir şey öldürmüyor zaten bunu. Evet. Bunu biz bıçakla kazıyoruz olduğu yeri. Girdiği yerden. Girdiği yerden. Evet. O hastalıklı bölgeyi kazıyoruz. Evet.
Oraya katran diyoruz. Biz adış katranına şeyi karıştırıyoruz. Göztaşını. Göztaşını. Onları sürüyoruz. Göztaşı da biraz yakıcı olduğundan etkiliyor. Biraz bakır oranı yüksek ya. Evet. Onunla önlemeye çalışıyoruz. Mürekkep hastalığını fazla Uguda ne iyi geldiğini bilmiyorum. Uguda uğraşıyor mesela ziraat mühendislerimiz falan. Şu anda da bir ilacı bir şeyi bulunduğunu görmedik. Görmediniz. Yani. Şimdi o zaman Ramazan abi yavaş yavaş konuşalım. Ben teknik konularda da hem size hem üreticilerimize şu bilgiyi vereyim. Şimdi kestanede gerçekten de en çok gördüğümüz kanser. Evet. Çünkü kanser bizim ülkemizdeki birçok çok eski ağacı ki bin yıllık ağaçlarımız tabii, var tabii bölgemizdeki bunda. Ağaçlarımız bile bundan zarar gördüler. Ne yaptılar? Ağaçlarımızı kaybettik. Ama şimdiki yapılan çalışmalarda kansere dayanıklı çeşitler, işte seleksiyon çalışmaları, ıslah çalışmalarıyla kestane kanserine dayanıklı çeşitler seçilmeli. Evet. Şimdi önemli olan yine başa dönmek gerekirse yoz fidan da olsa, aşılı fidan da olsa mutlaka hastalık ve zararlardan ari seçilmeli. Çünkü bu çok önemli. Eğer fidanda bir hastalık gelirse zaten o bahçeyi onu bulaştırır, özellikle kanser gibi veya mürekkep hastalığı gibi. Şimdi burada kestane kanserine karşı geldiği zaman hangi işlemleri yaparsak yapalım çoğu kez biz o hastalığı ne yapıyoruz? Önleyemiyoruz. Burada ağacın çok iyi beslenmesi ve bakımı, ağacın hani bağışıklık sistemini bir nevi güçlü tutmamız gerekiyor. Bazı yöreleri gezerken kestanelerde kanser başlayıp biraz devam edip tekrar ağacın iyileştiğini de ne yapıyoruz? Kısmen görüyoruz. Tabii bu çok ender oluyor ama mürekkep hastalığı konusunda da değerli izleyicilerimize şöyle bir bilgi vermek gerekirse ağacın toprak altından başlıyor. Ağacın 1 metre yüksek yani o kök boğazı dediğimiz seviyeden 1 metre yükseğe kadar gelebilir. Orada o kabuğun altını kazıdığımız zaman böyle siyahımsı mavimsi bir sıvı gelir ve böyle kararır orası bir nevi üreticilerimizin anlayacağı dinle ve kötü kokar. Az önce bahsettiğiniz ardıç katranı ve göztaşı ile o bölgeyi kazıyarak yani o yaralı kısmı kazıyarak oralara ardıç katranı göztaşı sürerek bir nebze belki oradaki enfeksiyonu ilerlemesini durdurabiliyoruz. Ama eğer enfeksiyon ilerlemişse kesinlikle ağaçları kaybediyoruz. Bu da çok sıkıntılı. Ağaçlarda kurttan bahsettiniz. Aslında ağaç kızıl kurdu dediğimiz bir kurt o. Ağacın belli bir noktasındaki dallarına girip ağacın içerisinde hareket ederek, dalın içerisinde hareket ederek ne yapıyor? İlerleme yapıyor. Tabii ilk başta o girdiği yerden kestane ağacı olsun veya ceviz olsun veya başka ağaçlar mutlaka oradan bir sıvı akıyor. Tabii. Oradan anlıyoruz değil mi bunu evet. Ramazan abi? Tabii mutlaka. Tabii burada sizin onu takip etmeniz, o ilaçları da atmanız veya işte uzmanların size tavsiye ettiği işlemleri yapmanız da mutlaka çok önemli. Peki siz karşılaştığınızda ne yapıyorsunuz? Mesela mürekkep hastalığıyla karşılaştığınızda ardıç katranı mı uyguladınız? Yoksa ağaç her işlemi yaptığınızda kurtaramadınız mı? Şimdi şöyle, önce orayı kazıyoruz. Evet. Kazıktan sonra işlemleri yapıyoruz. Bazı ağaçları kurtaramıyoruz, kuruyor. Evet. Kuruyan ağacı dibinden kesip yok ediyoruz. O şimdi yeniden patlama yapıyor kimi kestane. Kimi patlamıyor, kökten gidiyor. Evet. Eğer patlarsa bu kestaneleri aşılamıyoruz bir. Bizim kara kestaneler hastalığı daha çok dayanıklı. Yerli kestane. Yerli kestane. Bunları belli bir müddet aşılamıyoruz. Eğer hemen aşılarsan, aşıladığın yerden bu ağaç veya destere girdiği yerden anında o kurt yine giriyor. Zayıf kanser, geliyor demek. Zayıf geliyor veya şey geliyor. Efendim artı bir de şöyle bir şey oluyor. Bu kestanenin gövdesini kabarık kabarık kabarttırıyor zaten o kurt girerse. Evet. Kurt incecik kıl gibi giriyor böyle. İlk önce beyaz sonra morumsu bir renk alıyor böyle irileşiyor durmadan yiyor. Kazıman lazım mutlaka. Evet. Kazımadıktan sonra da önlenmesi mümkün değil. Evet. Yalnız mutlaka tavsiye ettiğim bir şey var arkadaşlara. Kesinlikle hastalıklı dal bahçelerine koymasınlar. Hepsini ima etsinler, yok etsinler. Çok önemli bir nokta. Peki, sarıcı. Burada çok özür diliyorum. Burada o zaman kestanede şimdi yetiştiriciliğini konuştuk ama budamaya da değindik sizin söyleminizde. Evet. Yani bu ağaçlarda kestane öyle aşırı ne yapılıyor? Budama yapılmıyor bölgede. Kestane kimisi kendi halinde büyümeye evet. bırakıp belli birbirine giren dalları kesiyor. Bu bölgede de bu işlemleri yapıyorsunuz. Eğer hastalıklı dalı bırakırsak ne yapar? Tabii ki enfeksiyon o bahçede veya işte kurtlar gelip orada larvalarını bırakarak hastalığın çoğalmasını aslında kendi elimizle de ne yapıyoruz? Arttırıyoruz Ramazan abi. Burada çok önemli bir bilgi üreticilerimiz açısından. Sizin de tavsiyeniz çok önemli bir üretici olarak.
Değerli izleyicilerimiz de hangi meyve ağacı olursa olsun budama artıklarını mutlaka bahçelerinden uzaklaştırmaları çok önemli Ramazan. Bu mesajı da vermiş olduk. Evet. Peki sizin bu seneki ağaçlarınızdaki verim durumu nasıl Ramazan abi? Verim bu sene nasıl? Geçen yıla göre düşük. Çok kurak. Bazı ağaçlar silkinmeyecek halde. Evet. Bazıları silkecek. Tabii doluluk oranı o kadar yüksek değil. Bir de şu var. Mesela demin hastalıktan bahsediyorduk ya. Evet. Bu bizim yerli kara kestane dediğimiz kökler o gelen kurt hastalığını kendi içerisinde alıştırıyor, yeniyor. Bağışıklı güçlü ağaç. Evet. Yeniyor. Ve artı bir de bu kara kestane de aynı aşı gibi çok çeşitleri var. Evet. Tabii bir çeşit değil. Evet. En az bizim buralara benim bildiğim tahminim 7-8 çeşit biliyorum ben. Çok güzel. Mesela bizim burada genelde şu anda aşılarda bile 3 çeşit aşı yapılıyor genelde. Evet. Erkenci. Evet. Orta boy. Evet. Bir de geç kıllı diyoruz. Ondan var. Onu pek tutan olmuyor. Fazla az aşlayan olmuyor. Aroma ve lezzet farkı var mı peki? Çok farkı var. Yani o tutulmamasının sebebi aromadan mı? Evet tabii. Mutlaka aromadan. Biraz daha iç kabuğu, acımsı, kekere yeri daha kalın onun. Anladım. Bunun için tutulmuyor. Anladım. Ramazan abimizin değerli izleyicilerimiz söylediği kara kestane çeşidinin biraz daha hastalık ve zararlara daha dayanıklı olduğunu anladık burada. Tabii bu yoz olarak dikip veya kara kestanenin kozalağın içerisindeki alınan meyvesini dikip onu aşılıyorsunuz değil mi? Aşılıyoruz. Onu aşılıyoruz. Onu üretimini kendimiz yapıyoruz zaten. Ondan sonra çeşidi üzerine olan çeşidi değiştiriyorsunuz. Tabii bu ana gövdenin kara kestane olması oradaki hastalık ve zararlıya daha dayanıklı bir ağaç olduğunu gösteriyor. Peki belki siz duymamışsınızdır, bölgemizde de yok ama son zamanlarda kestanede konuşulması gereken en önemli zararlardan bir tanesi gal sineği. Gal zararlısı. Karantina kapsamında bir sinek bölgeye girdiği zaman bölgenin yayılmaması adına o bahçenin karantinaya alınması gerekiyor. O yüzden kestane üretimi yapanların ve özellikle o üreticilerin gal sineğine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Bu konuda da üreticilerimizin ciddi anlamda bilgilendirilmesi bence çok önemli. Gal sineği kestane ağaçlarına çok ciddi verim kaybına sebebiyet veriyor. Özellikle verdiği zararı da söyleyeyim. Bu taze sürgünlerin içerisine girerek oradaki yani kestanenin yeni bize meyve verecek olan sürgünlerinde urulaşmalar yani anlayacağımız dilde urulaşmalar yapıyor. O yüzden dayanıklı çeşitlerin seçilmesi çok önemli. Hastalık zararlı konusunda kestanelerimizi mutlaka korumamız lazım. İşte bu da gal sineği de son zamanlarda özellikle ülkemizde de tehdit olmaya başladı. Çünkü kestane kanseriyle uğraşırken, mürekkep hastalığıyla uğraşırken bir de zararlı olarak gal sineğiyle de karşılaşınca kestane popülasyonlarımız ciddi anlamda zarar görmeye başladı. Ramazan abi, siz üreticilerin de bu konuda çok dikkatli olması lazım. Kestane bahçesi kuracak olan değerli izleyicilerimiz mutlaka hastalık zararlılar konusunda da ciddi bilgiler edinmeleri gerekiyor. Tabi bu tecrübeyle olacak bir şey ama mutlaka fidan alırken veya işte aşı fidanlar üzerinden aşı alırken bunların da çok önemli olması, dikkat edilmesi ve bununla buna da önem gösterilmesi çok önemli. Hastalıklı fidan kesinlikle almamaları lazım. Şimdi bazı üreticilerimiz bilinçsiz. Evet. Geliyor diyelim ki o kestanede hastalık var. İlla da üzerinden kalem alıyor. Kalem sürgün güzel. Evet. Ama sonra ne oluyor? O kalemden aynı hastalık yine devam ediyor. Devam ediyor değil üretimine mi? Katkı sağlamış oluyor. Ne yapıyor? Buradan aldığı kalemle belki 500 tane ağacını aşılıyor. Aynen. 500 ağacında da o kanseri veya başka bir sebebe ne yapıyor? Yaymış oluyor. Burada da çok önemli dikkat etmesi gerekiyor. Yani bu bilgiler aslında gerçekten bizim için, üreticimiz için, sizler için de çok önemli. Çünkü bir kestane ağacının çok uzun ömürlü olduğunu biliyoruz. Kitaplar 300-500 yıl yazar ama bu bölgede 1000'i geçik, belki var, 2000 çok. Yaşındaki ağaçlar var. Onları da değerli izleyicilerimize göstereceğiz. Mutlaka bu ağaçlar nesiller boyu devam edecek ağaçlar. Ülkemizde de ciddi anlamda, ekonomik anlamda da bize getirisi, sizlere getirisi olan ağaçlar. Ramazan abi, o açıdan da sağlıklı yetiştirmek, üretmek bizim için çok önemli. Ramazan abi, son olarak bizlere ne söylemek istersin? Kestane yetiştiriciliği açısından senin de son cümlelerini alalım. Bölgemizde kestaneyi konuştuk. Çok değerli bilgiler aldık sizlerden. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben önce şunu söylemek isterim. Kestaneci arkadaşlar ziraat odasında el ele verip hastalıklara hep beraber mücadele etmesi. Evet. Bilinçli olarak mücadele etmemiz lazım. Evet. Bilinçsiz yaparsak da hastalığı öldüreceğimize yayıyoruz. Evet. Yaymamak için
odamızla birlik çalışırsak daha iyi olur. Yani burada uzmanlara, ziraat odalarına, ilgili kuruluşlara danışmak. Ziraat mühendisliği arkadaşlarımıza, mutlaka, teknikerlerimize, teknisyenlerimize danışmak her zaman bize bir artı kazandırır. Yani ben şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'mizin birçok ziraat odasında veya ilgili kurumlarında tarım danışmanı arkadaşlar da çalışıyor. Sahaya inen arkadaşlar bunlar. Ben de bir tarım danışmanıyım. Mutlaka hem bizler hem üreticiler kendimizi yenilemek ve sürekli araştırıcı olmak zorundayız. Ve sahada hep sizin yanında olmak zorundayız. Türkiye'nin dört bir yanında çalışan tarım danışmanı arkadaşlar da zaten üreticilere sahada gezdiği için hem kendilerini geliştirdikleri için çok güzel bilgiler veriyor. Yani üretimde biraz böyle hani izleyicilerimiz reklam gibi anlamasın ama sahada çalışan ciddi anlamda tarım danışmanı arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız da özveriyle üreticilerimizin her zaman yanında oluyorlar. Bizler de zaten üreticinin yanında olmak zorundayız. Tabii bizler de eksiğimizi kapatıp daha doğru bilgileri, daha araştırıcı, daha işin ehli insanlar olarak ülke tarımının daha iyi ileriye gitmesi için mücadele etmeliyiz. O yüzden buradan tüm Türkiye'deki tarım danışmanı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü sahada çalışan arkadaşlar bunlar ve sahada sürekli üreticinin yanında oldukları için de çok büyük özveriyle çalışıyorlar. Onların da bence çok büyük bir teşekküre ihtiyacı var. Evet, ben de onlara bir tarım danışmana, meslektaşları, abi ve kardeşleri olarak çok teşekkür ediyorum verdikleri emekler için. Çünkü üreticilerimizin de bilinçli ve donanımlı kendini geliştirmeye açık mühendis arkadaşlara da, tekniker, teknisyen arkadaşlara da ihtiyacı var Ramazan abi. Bu da çok önemli. Bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler aldık sizden. Ramazan abi, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Son olarak ne söylemek istersiniz? Üretmek, üretmek, üretmek. Bu ülkenin kalkınması için üretmek. Ayrıca bu arada size, Çiftçi TV'ye, Ziraat Odası'na bize vermiş olduğu bu imkanlardan dolayı tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Değerli izleyicilerimiz, Manisa Demirci Çanakçı Mahallesi'nde kestaneyi konuştuk. Bu güzel meyvesini çok sevdiğimiz kestane ağaçlarımızla ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Hepinize teşekkür ediyoruz.